Her şeyi bilen adam, sen mi geldin? Evet, çılgın doktor. Sana bazı bilgiler depolayacağız şimdi ve tüm soruları bileceksin. İyi olur, korkunç rüyalar görmeye başladım. Bu konan ışıl çok canımı sıkıyor. Sen hiç canını sıkma. Şimdi makineye geç. Bazı bilgiler aktaracağım sana. Şimdi seni bir test edelim. Bakalım bilgileri doğru yüklemiş miyiz? Anlaşıldı. Matbaada basılan ilk kitabımızın adını söyler misin? Van Kulu Lugati. Sebki Hindi akımının en güçlü temsilcisi kimdir? Şeyh Galip. Hem kodlamalarda bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Kendimi bomba gibi hissediyorum. Edebiyatımızdaki ilk eleştiri eseri hangisidir? Namık Kemal'in Tahribi Harabatı'dır. Edebiyatımızdaki ilk dergi ve bunu çıkaran ismi de söyler misin? Münif Paşa'nın çıkardığı Mecmua-i Fünun'dur. Gayet iyi. Sağlam bilgiler depoladım sana. Peki, zor durumda kalırsam ne olacak? Aynı senin gibi çılgın bir kişi daha var. İsmi Şifreci Baba. Belki namını duymuşsundur. Onun numarasını al. Başın dara düşerse ararsın. Oldu, teşekkür ederim. Hoş geldin her şeyi bilen adam. Yeniden beraberiz. Hoş bulduk Conan Bey. Yine zor sorular seni bekliyor. Hazır mısın? Hazırım. O zaman ilk soruyla başlayalım. 100 TL değerindeki ilk sorumuz şöyle. Türkiye Basit Akımı'nın en güçlü temsilcileri kimlerdir? A. Edirneli Nazmi Tatvanlı Mahremi, B. Şeyh Galip Nedim, C. Nedim Naili, D. Şeyhi Necati. A. Edirneli Nazmi Tatvanlı Mahremi, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. İlk soruyu bildiniz. Ayrıca Türkiye Basit Akımı'nın öncüsü Aydınlı Visale'dir. 15. yüzyılda yaşamıştır. Bu ek bilgi için teşekkür ederiz. Şimdi 200 TL değerindeki sorumuz geliyor. Edebiyatımızdaki ilk röportaj örneğini kim vermiştir? A. Şinasi, B. Namık Kemal, C. Muallim Naci, D. Ziya Paşa. Ziya Paşa, eminim ve son kararım. Bakalım cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseri edebiyatımızda ilk röportaj örneğidir. Bu ek bilgi için de ayrıca teşekkürler. Şimdi geçiyoruz 300 TL değerindeki sorumuza. Şiirde noktalama işaretlerini ilk kez kim kullanmıştır? A. Tevfik Fikret, B. Şinasi, C. Ziya Paşa, D. Namık Kemal. A. Tevfik Fikret, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine iyi gidiyorsunuz. Teşekkürler Conan Bey. Sıradaki sorumuz 500 TL değerinde ve şöyle. Cumhuriyet döneminde heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eserimiz hangisidir? A. Yusuf Ziya Ortaç Binnaz, B. Haldun Taner Keşanlı Ali Destanı, C. Haldun Taner Fazilet Eczanesi, D. Ahmet Kutsi Tecer Köroğlu. A. Yusuf Ziya Ortaç, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Ama unutmayın, zor sorular sizi bekliyor olacak. Şimdi 1000 TL değerindeki sorumuz geliyor. İç monolog tarzıyla yazılmış ilk roman hangisidir? A. Yusuf Atılgan Aylak Adam, B. Orhan Pamuk Masumiyet Müzesi, C. Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi, D. Samiha Ayverdi Mesih Paşa İmamı. C. Adalet Ağaoğlu Bir Düğün Gecesi, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş?
Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi 2000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Postmodern tarzda eser veren ilk sanatçımız kimdir? A. Orhan Pamuk, B. Adalet Ağaoğlu, C. Yusuf Atılgan, D. Oğuz Atay. D. Oğuz Atay, eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Gayet iyi gidiyorsunuz. Oğuz Atay, Tutunamayanlar eseriyle postmodern tarzda eser veren ilk sanatçımızdır. Şimdi 4000 TL değerindeki sorumuz geliyor. İlk absürt tiyatro hangisidir? A. Güngör Dilmen Canlı Maymun Lokantası, B. Turan Oflazoğlu Deli İbrahim, C. Halit Fahri Baykuş, D. Haldun Taner Günün Adamı. A. Güngör Dilmen Canlı Maymun Lokantası. Eminim ve son kararım. Hemen bakalım cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz 8000 TL değerinde ve şöyle. İlk siyasetname kitabımız hangisidir? A. Orhun Yazıtları, B. Atabetül Akayık, C. Kutat Kubilik, D. Yenisey Yazıtları. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, hangi joker hakkınızı kullanmak istiyorsunuz? Telefonla olan joker hakkım olsun. Arayacağınız kişi Şifreci Baba olacak. Hemen bağlıyoruz. Şifreci Baba, merhaba. Sorumuzu görmüşsünüzdür ekrandan. Sizden bir cevap alabilir miyiz? Cevap Kutat Kubilik'tir. Peki, cevabınız için teşekkür ederiz. Şifreci Baba'ya güveniyorum. C. Kutat Kubilik diyorum. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Sıradaki sorumuz tam 16.000 TL değerinde ve şöyle. Aruz'la yazılan ilk tiyatro hangisidir? A. Şinasi Şair Evlenmesi, B. Namık Kemal Zavallı Çocuk, C. Abdülhak Hamit Tarhan Eşber, D. Recaizade Mahmut Ekrem Çok Bilen Çok Yanılır. Abdülhak Hamit Tarhan Eşber, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Geçiyoruz 32.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Şiirlerinde Türk sözcüğünü ilk kez kullanan şair kimdir? A. Ömer Seyfettin, B. Ziya Gökalp, C. Yusuf Akçura, D. Mehmet Emin Yurdakul. D. Mehmet Emin Yurdakul. Eminim ve son kararım. Bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine bildiniz. Geçiyoruz 64.000 TL değerindeki diğer sorumuza. Hangisi Karagöz'ün bölümlerinden biri değildir? A. Giriş, B. Muhabere, C. Fasıl, D. Sahne. D. Sahne. Eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş? Tebrikler her şeyi bilen adam. Karagöz'ün bölümlerini giriş, muhavere, fasıl ve bitiş oluşturur. Şimdi 125.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Hangisi Allah için yazılan türlerden biri değildir? A. Tevhid, B. Münacat, C. İlahi, D. Naat. D. Naat, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Naat, peygamber için yazılan türlerdendir. Şimdi 250.000 TL değerindeki sorumuz geliyor. Sebki Hindi akımının ilk temsilcisi kimdir? A. Naili, B. Nefi, C. Şeyh Galip, D. Nevi. A. Naili, eminim ve son kararım. Bakalım cevap neymiş?
Tebrikler her şeyi bilen adam. Şimdi hazırsanız 500 bin TL değerindeki sorumuz geliyor. Kendisine mistik bir kadın yazar, İstanbul hanımefendisi, son Osmanlı denilen yazar kimdir? A. Fatma Aliye Hanım, B. Leyla Erbil, C. Halide Nusret Zorlu Tuna, D. Samiha Ayverdi. D. Samiha Ayverdi. Eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Bu soruyu da bildiniz. Şimdi tam 1 milyon TL değerindeki sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Hazırım. Batılı anlamda mizahın ilk örneğini kim vermiştir? A. Lehçetül Hakaik Direktör Ali Bey, B. Av Avanname Ethem Pertev Paşa, C. Seyhat Cürnali Direktör Ali Bey, D. Harabat Ziya Paşa. Yarı yarıya olan joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki, sistem cevap olmayan iki şıkkı eliyor. Geriye A ve B seçeneği kaldı. B şıkkı, eminim ve son kararım. Hemen bakıyoruz cevabına. Tebrikler her şeyi bilen adam. Yine bükemedik bileğinizi. Size daha önce söyledim Konan Bey. Benimle uğraşmayın.